بسم الله الرحمن الرحيم. باب والإتباع. Hamile kadınlara dikkat etmişler. Caiz midir, değildir. Bunda dinç kavul var. Birinci kavul diyor ki caiz değil. İkinci kavul da diyor ki caiz değil ve Hanefi mezhebi de o. Caiz değil. Şimdi böyle birinci mezhebin delillerini getiriyor. Hatta sana Fatun kâle hatta sana Ebu Nuvayn قال حدثنا ابن أبي هنية عبد الملك بن حميد بن محمد بن معاذ الأنصاري عن أبيه عن أسماء بنت يزيد الأنصارية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فنزل دين إشتم أسماء بنت يزيد لا تقتلوا أولادكم سرا سيد شكت لنزي إذي أولدهنز Evlâ takdir evlâ dekme evlâklarını öldürmeyiz. Ne olduğu halde sırrıyı gizli olduğu halde. Nasıl gizli? Fe inne katlel gayli. Katle gayil, sırrı öldürmek yani hamile kadına tasarruf etmiş. Bunu katle gayil diyorlar. Yudrikul farisel bakar. Şecia, atlıya yetişir. Şecaat atlıya yetişir. Evde asiruhu onu alaşağı eder en zahir teresliği. Atından alaşağı eder onu öldürür. Yani kadının hemlinde olan çocuk kalmış ya o atlı demek. Peki onun üzerine tekrar tekrar edersen o sureti denmeni o rahimdeki olan çocuğu katleder. Ya katleder yahut da onu zahir bırakır. Bu hadisi şerifini dediğinde öyleyse hamile kadına tekrar etmenin mesulü bu. Yani karnındaki çocuk ya sakat olur, ya ölü olur. Sebebi de sonradan gelmenini katkı ediyor. İşte katkı dedi ki bu. Evet, ona zarar olması. Şimdi bu hadise hadisi Esma deniliyor. حديث ربيع النازل قال حدثنا سعيد قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر عن أبيه عن أسماء بنت يزيد بن السكت الأنصارية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم yine أسماء بنت يزيد'den رواية ediyor fakat bunu رواية eden İmam Tahavi ربيع النازل قال أسماء dediler ki سَمِيَةُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُولْ ben Peygamber Efendimiz'i işittim derdi لَا تَقْتُلُوا اَوْلَادِكُمْ çocuklarınızı öldürmeyin sırren gizli فَاِنَّ قَتَّلْ غَيْلْ قَتْلُ غَيْلْ yani hamile kadına tekerrüt etmek يُدْرِكُ الْفَارِسَ atlıya erişir عَلَى زَهْرِ فَرَسِهِ bu atlı da kendi atının üzerinde فَيُدَعْتِ رُهُوُ onu helak eder. Yere bırakır, helak eder. Şimdi bu hadisi şerif Esma binti Yezid sallallahu aleyhi ve sellem'den işitmiş. Bunu iki senetle İmam-ı Tahavi rivayet eyledi. Bunun üzerine İmam-ı Tahavi diyor ki قَالَ اَبُوْ جَعْفَةِ تَحَارِ فَذَهَبَ قَرْمُ اِلَى هَذَا Ulemadın bir kısmı bu hadise zahir buldular. فَكَرِهُوُ nefruh gördüler ve erratülü bir adamın tekerrüt etmesini imraetehu, evcariyetehu, kendi ailesini yahut cariyesini idakânet hübdâ hamil olduğu vakitler. Ve ahdetlu fîzâlik bu mesele hakkında da delil getirdiler. Lihâzel hadîf ve hadisle delil getirdiler. Hamil kadın hamdini vez edinceye kadar ona tekerrüt etmek caiz değildir dedi. Sebebi de ana rahmindeki oğlunun olan çocuğa şefkat etmek lazım. Onun helakine sebep olmamak için. Ve kâlefehum fî zâlike âferûn. Bu meselede diğer âlimler bunların kâlefet ettiler ve kâlu dediler ki lâ bâse fî zâlike. Bunda beyiş yoktur. Ve ahdedü fî zâlike bîmâ haddeseler. Bu mesele hakkında da bizim rivayet eylemiş olduğumuz hadisle delil getirdiler. Kimmiş o hadisi rivayet eden? ابن أبي داود قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب قال أخبرني أبو النضر أن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أسامة بن زيد
أخبر والده سعد بن أبي وقاص. قلت أخبر والده سعد بن أبي وقاص. أسامة بن زيد diyor ki سعد بن أبي وقاص benim babama haber vermiş. Semet'in babası kim? Zeyd bin Harise. Kale dedi ki inne racülün caida Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir adam Peygamber Efendimiz'e geldi. Kale dedi ki inni a'zidu anire eti. Ben ailemden azlediyorum. Yani beni onun rahmine akıtmaya razı olmuyorum. Kale değil mi? Peygamber Efendimiz niçin aziz yapıyorsun? Kale dedi ki şefkaten alel beret. O hamile, onun karnında çocuk var. O çocuğa şefkatim geldiğinde azlediyorum, beni gidip de ona bir zarar etmesin. Fekala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdu ki imkâne kezâlik fela. Eğer bunun için azil yapıyorsunsa azil yapma. İmkâne kezâlik. Yani çocuğa şefkat için olduysa fela azil yapma. Mâ kâne olmadı. Yudirre bu azil, azil de değil de kettegî, yani hamile olan kadına tekerrüb etmek olmadı, büyüdürre zararları olmadı, Farise ve Rum. Ehli Faris, ehli Rum, bunlar hamile kadına tekerrüb ederler, halbuki onların çocuklarının hiçbir zararı yok. Madem zararı yok, öyleyse bunda zararı yok. Fî hâzel hadis, bu hadis yorucudur, ibâhatü vatkir ibâre, hamile kadınlara tekerrüb etmek, İbâhesi mübah olduğu vardır. Ve ihbârun minen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den de haber var. Enne zâlike bu. Zâkâne lâ yedurru Fârise ve Rûm. Ehli Fâris ve ehli Rûm. Bu yapar da bunlara zarar vermiyor. Zarar vermiyor. İnnehu lâ yedurru gayrem. Madem onlara zarar veriyor, baktılarına da zarar veriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vahiy tarifiyle değil de akıl tarifiyle demiş ki evvelen nehyetmiş. Sonradan da bakmış ki ehli Faris bunu yapıyor. Bunlar bunu yapıyor. Bunların çocuklarına da hiçbir zarar olmuyor. Ve öyleyse bundan beis yoktur bunun dini bakmış. Fehalefe hazel hadis. Bu hadis Hüsamet bin Zeyd'in hadisi muhalif oldu. Hadife Esma, Esma bin Yezid'in hadisine muhalif oldu. İkisi birbirine taarruz etti. Esma binti Yezid'in hadisinde caiz değil. Tabi onun adı da ne? Hamza kadını tekrar ediyorum. Katl-ı gayb. Katl-ı gayb bir adamı dalavereyle habersiz öldürüyor. Habersiz öldürmüş. Burada işte rahimdeki çocuğu habersiz öldürmüş olduğunda katl-ı gayb denildi. Halbuki Hüsamet bin Zeyd'in hadisinde de Peygamber Efendimiz görüyor ki bunun zararı yok. Eğer zarar verseydi ehli Paris, ehli Roma zarar verirdi. Madem onlara zarar vermedi öyleyse beyi çoktur dedi. Madem bu iki hadis birbirine taarruz etti. فَاَرَدْنَا اَنْ نَنْظُرَ اَيُّهُمَنْ نَاسِحُ لِلَا. Biz baktık ki bu iki hadisin hangisi hangisini nesretmiş. فَنَزَرْنَا فِزَرِ. Buna baktık. Çünkü hadisler taarruz edince kaide ikisinin arasını bulacaksan ona telif derler. İkisiyle de amel edilir, telif edilir. Yok, telife kabil değil ise hangisi evvel gelmiş, hangisi sonra gelmiş? Hangisi Resulullah Efendimiz'in ağzından evvel sadir olur, o mensuh olur, sonra sadir olan da nasip olur? Şimdi biz burada baktık ki tevhile gitmenin imkanı yok. Birisi haram diyor, birisi helal diyor. Bu tevhile edilemez. Öyleyse birisi nasip, birisi mensuhdur. Bakacağız ki hangisi sonradan varid olmuş, o nasip olsun, evvelkisi de nasip olsun. Diyor biz aradık, fevecetine Yunus'a. Bir de baktık ki Yunus kad haddesene bize rivayet ediyor. Kad haddesene Ebu Misher, kad haddesene Malik bin Enes. Enes bin Malik'ten rivayet ediyor, mezhep sahibi. Ha, ve haddesene Ebu Bekir, kad haddesene İbrahim bin Ebi Vezir, kad haddesene Malik bin Enes. Yani bu ikinci rivayette de gene İmam Malik'e çıkardı. İmam-ı Malik de iki tarifle geldi. Evet.
ben bir satır unuttum. وَوَجَدْنَا يُنْسَ قَدْ حَدَّسَنَا قَالَ حَدَّسَنَا اَبْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكَ نَحْتَرَ. Birinci senet İmam-ı Malik'ten İbn-i Vehb rivayet ediyor. Ondan da Yunus. İkinci senette de وَوَجَدْنَا مُحَمَّدْ اِبْنُ خُزَيْمَا قَدْ حَدَّسَنَا قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ مِسَرْ قَالَ حَدَّسَنَا مَالِكَ نَحْتَرَ. Malik İbn-i Anes'ten Ebu Misar, ondan da Muhammed İbn-i Huzeyme rivayet ediyor. Bu ikinci sene. Ve haddesene Ebu Bekir'de, قال haddesene İbrahim İbn-i Ebil Vezir, قال haddesene Malik İbn-i Anes. Malik İbn-i Anes'ten İbrahim İbn-i Ebil Vezir, ondan da Ebu Bekir. Şimdi bu üç ravi, Yunus, Muhammed İbn-i Huzeyme, Ebu Bekir, birer vasıta ile İmam-ı Malik'e çıkarttılar. İmam-ı Malik kimden bakalım rivayet eylemiş bu hadisi? Am Muhammed ibn Abdurrahman ibn Nawfal. Muhammed ibn Abdurrahman da. O da an Urve'te, Hazreti Urve'te. O da an Aişe'te, Hazreti Aişe'te. Hazreti Aişe de kimden? An Cüdâmete binti Vahdi. Vahdi'nin kızı Cüdâmete. Rivayet eyledi ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz kâle buyurdular. Lekad hememtu. Ben kastettim ki en enha lehyedeyim. Anil gaylesi gayleden, yani hamile batına tekerrüt etmekten nehyeyleyim, bunu kastettim. Hatta zekertim, hatta hatırladım. Kimi? Enne Farise ve Rum hatırladım ki, ehli Faris ve ehli Rum yesnaûne zâlik. Hamile kadınlara tekerrüt ediyorlar, bunu işliyorlar. Fela yeturru evladihum, bunların çocuklarına da zarar vermiyor. Bunu hatırlayınca nehiden baş gösteriyor. Haddesen ibn-i Ebi Davud, kâle haddesen Sa'id ibn-i Ebi Meryem, kâle akbereni Yahya ibn-i Eyyûb, kâle haddeseni Ebu Desved, Muhammed ibn-i Abdurrahman ibn-i Nevkal, kâle haddesen Urvet ibn-i Cübeyr, en Aişe Kuzeyri Nebi'yi sallallahu aleyhi ve sellem, en Cüdâmete bint-i Lâhî Esedî'yi an-i Nebi'yi sallallahu aleyhi ve sellem. Yine aynı hadisi şerifi başka bir senede İbn-i Ebi Davud rivayet ediyor. Yine ravi Hazreti Aişe Üdame'den. Resulullah'tan işitilmiş de Hazreti Aişe Üdame binti Vehb'den işitilmiş. O da Peygamber Efendimiz'e işitilmiş ki ennehu hemme Peygamber Efendimiz. Yine aynı hadisi şerifi başka bir senede İbn-i Ebi Davud rivayet ediyor. Yine ravi Hazreti Aişe Üdame'den. Resulullah ben işitmemiş de Hazreti Aişe Üdame binti Vehb'den işitmemiş. O da Peygamber Efendimiz'den işitmiş ki ennehu hemme Peygamber Efendimiz kastetti ki en yenha anil gayb fethi gaybden nehyede hamile fatına tekrar edilmekten nehyede. Kale sallallahu aleyhi ve sellem bu kastetten sonra buyurdular ki fenazartu ben nazar ettim, fikrettim fe izen farisu ve rûm yagîdûne. Baktım ki ehli Faris ve ehli Rum bunlar gayil yapıyorlar. Yani hamile kadınlara tekerrüb ediyorlar. فَلَا يَضُرُّ ذَٰلِكَ اَوْلَادًا. Onların çocuklarına da bu zarar vermiyor. Bu oldu iki hadisi şerif. Birincisini Cüdame rivayet eyledi. Bu ikincisini kim rivayet eyledi? Yine Cüdame. Fakat senetler değişti. Öteki İmam-ı Malik tarifiyle geldi. Bu da Yahya ibn Eyyub tarifiyle geldi. Haddesena İbrahim ibn Muhammed ibn Yunus ve Salih ibn Abdurrahman kâle. Haddesena el-Mukrim yani Eba Abdurrahman. Kâle haddesena Sa'id ibn Ebi Eyyub. En Ebi Esved en Urveten Aişete enneha kâle. Hazreti Aişe'den elbette öyle rivayet ediyor. Hazreti Aişe dediler ki haddesetni Cüdâme. Cüdâme bana söyledi. Cüdâme binti Vehb. Fezekere nehvehu eynem bunun mislini söyledi. Haddesena Rabi'ul Ciziyyü kâle haddesena Ebu Zür'ata kâle ahberena hayve an Ebi Lesved ennehu semmi'a urvete yuhaddisu en Aişete radıyallahu ta'ala anha en Cüdâmete radıyallahu ta'ala anha enin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Yine başka bir senetle Cüdâme'den bu hadis geliyor. Şimdi iki kadın iki rivayet etti. Birincisini Esma binti Yezid rivayet ediyor. İkincisini de Cüdâme binti Vehb. Her ikisi de Peygamber Efendimiz'den rivayet ediyorlar. Şimdi bu hadis birbirine taarruz ettiğinden aradık bakalım ki hangisi sonra gelmiş. Çünkü
Esma binti Yezid'in hadisinde haram. Üdame binti Vehb'in hadisinde helal. Burada getirdi ama burada hangisinin, hadislerin hangisi sonradan varit olmuş, hangisi evvel varit olmuş, böyle beyan etmedi. Hâzır hadis, bu hadisi şerifte olucudur ki, اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ جَنْبَرْ اَفَلْمُزِ هَمَّ بِالنَّهِ عَنْ ذَلِ Bu kadınlara, hamile kadınlara teperrük etmekten nehye kastetti. Hatta belagahu, hatta kendisine bağlı oldu. Hatta zekâr, yahut da kendisi zikir ifade dedi ki اَنَّ فَارِسَ وَالْرُّمْ يَسْعَلُونَهُ Ehl-i Fırs, yani İran'da olanlar, bir de Rum, bu Anadolu'da, orada olan Rumlar, bunlar يَفْعَلُونَهُ Bunu yapıyorlar. Hamile kadınlara tekrar ediyor, ediyorlar. فَلَا يَفُرُّ اَوْلَادَهُ Kendi çocuklarına da bir zarar olmuyor. فِي ذَلِكَ اِبَاحَةٌ işte bunda ibaha vardır. İbâhatü mâ ul bir şeyin ibâhatı vardır ki فَبْحَذَّرَهُ Ondan tahsir etti. El-Hadîsü de böyle bir hadis. Evvelki hadisin tahsir etmiş olduğu, yapmayın demiş olduğu şeyi bu ikinci hadis-i şerifte Resulullah'ın için baktır diyor. وَحْتَمَلَ Peki bu iki hadis-i şerif olunca مُحْتَمِلُ oldu ki اَنْ يَكُونَ اَحَدُ الْاَمْرِي Bu iki emrin birisi olan nâsıhan lil âhâr ütekimi yeskedeki olan. Acaba Hazreti Esma'nın rivayeti ki mi nâsıh, yoksa Tidâme'nin rivayeti eylemiş olduğu hadis mi nâsıh? فَنَظَرْنَ فِي ذَلِكَ Buna da bakıyor. وَاِذَنْ رَوْحُ بْنِ الْفَرِجِ قَدْ حَدَّسَنَا İmam-ı Tahavi diyor ki, bunu ararken bir de baktım ki Rauh ibn-i Kareş bana bize rivayet ediyor. قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس الذي كان ينهى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى في عنبرة النبي له يدرك أن يرتيا يرتيا الله حامل ولنقدر تكرت أنه يدرك ثم قال سورة رسول الله صلى الله عليه وسلم Bu nehiden sonra buyurdular. Ne buyurdular? لَوْ دَرَّ اَحَدًا Hamile kadına tekerrüt bir kimseye, bir çocuğa terör etmiş olsaydı لَدَرَّ فَارِسَ وَرُّمْ Faris kalbine verir, kalbine zarar verirdi. Halbuki onlar bunu işliyorlar, onlara zarar vermiyor. Böyleyse, Abdullah'ın Abbas'ı rivayetinde ne anlaşılacak? Resulullah Efendimiz evvela nehyediyormuş. Sonra da mübah kıldı. Demek ki Esma binti Yezid'in hadisi evvel Resulullah Efendimiz'in nehyettiği zaman onu işitmiş. O da sabit. O sabit Resulullah Efendimiz bunu emretmiş. Ondan sonra nehyetmiş. Sonradan bakmış ki Ehl-i Faris ve Ehl-i Rum bunu yapıyorlar. Çocuklara zararı yok. Ondan sonra emretmiş ki bu mübah kıldığında beis yoktu. Öyleyse ikinci hadis, Hüdemen'in hadisi nasıl kıldı? Esma bin Yezid'in hadisi mensup olduğu. Yani bu niçin getirdi, hangisinin evvel, hangisinin sonra olduğunu beyan için. Abdullah bin Abbas'ın bu hadisi beyan ediyor bunu. Ne diyor? Evvela Resulullah Efendimiz nehyediyordu. Sonradan Farisi ve Rum'u düşündü. Baktı ki onların çocuklarında bir şeylik yok, sapattık, bir tehlike olmuyor. Öyleyse mübahtı dedi. فثبت بهذا الحديث وحديث ثابت الذي الإباحة بعد النهي نهي تنصر إباحة ثابت الذي فهذا أول من وهذا هو أولى ده أولاد من غيره دقيق حديث لهم ده أولاد عبد الله بن عباس وحديث ناسخ من شوق البيان المفروض وجاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك يعني بلغ النبي Evvelde bu şeyden nehyettiği geldi ki اَنَّهُ كَانَ مِنْ جَاءَةِ خَوْفِهِ ضَرَرًا مِنْ اَجْلِهِ O çocuğun karındaki çocuğa bir zarar ulaşmasından korktuğundan dolayı nehyediyordu Peygamber Efendimiz. ثُمَّ اَبَاحَهُ وَنَا مُبَحْ قُلْدِ لَمَّا تَحَقَّدَ عِنْدَهُ اَنَّهُ لَا يَحُرُ Peygamber Efendimiz indinde tahakkuk etti ki bu zarar vermiyor, öyleyse mübah kıldı. Öyleyse Esma binti Yezid'in hadisi mensuh oldu, Hüdame binti hadisi de nasip oldu.
Ve delle zalik. Bu delalet etti ki ennehu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem lem yekun men aminu. Bu katlı gayleden men etmedi. Hamile kadını tekerrüsünde eylemedi. Fî vaktimâ men aminu. Men etti. Şu vakitte bundan men eylemedi. Min tarifil vahiy vahiy tarif. Yani vahiy geldi de Cenab-ı Hak Teala Hazretleri hamile kadınları tekerrüf etmeyin. Peygamber Efendimiz'e vahiy geldi de o da bunu buyurdu. Yok. Resulullah Efendimiz men ettiği vakitte vahiyinin değildi. Yeneyinin değildi. Vahiyinin değil. وَلَا مِنْ تَرِيكُ مَا يُحِلُّ وَيُحَرِّ. Bir de Resulullah Efendimiz bazı şeyleri halal kılar, bazı şeyleri haram kılar. O kabilden de değildi bu. Ya وَلَاكِنَّهُ لَكِنْ bu nehi oldu. عَلَى تَرِيكُ مَا وَقَعَ فِي قَلْبِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Peygamber Efendimiz'in kalbine vakı olan bir şey üzerine oldu. Minhu bu meselede şeyin bir şey. Yani hamile kadına tekerrüp ederse acaba çocuğa bir zarar verir mi? Onu düşündü, belki zarar verir diye nehyetti. O nehyettiği vakitte hatırına bu gelmişti. Çünkü vahide olursa vahiy sabittir. Evet, vahide değil. فَاَمَرَ بِهِ işte onun için Resulullah Efendimiz'in hatırına geldi ki acaba hamile kadına tekerrüp ederse o meni içerideki, katındaki, rahimdeki o çocuğa zarar verir mi, vermez mi? O hatırına geldi. Evet. Aleşşefaka feemere bihi aleşşefakati minhu. Ala ümmetihi. Peygamber Efendimiz ümmetine şefkat yönünde nehyetti. Hamile kadınlara tekerrüp etmeyin dedi. O hatırına gelen zarar dolayısıyla. La gayre selim. Bundan başka değil. Çünkü Peygamber Efendimiz bazı şeyi helal haram kılma selahiyeti de var. Bundan değil yani. Vahiy de gelmemişti. كَمَا قَدْ كَانَ اَمَرَ فِي تَرْكِ تَعْب۪يرٍ نَحْلِ. Bu ne gibi oldu? Hurmaların çiçeklerini aşılama meselesi gibi oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk geldiğinde baktı ki ağaç, hurma ağaçların başına çıkmışlar, bir şeyler yapıyorlar. Sordu ki bunlar ne yapıyorlar? Ya Resulullah, erkeğin çiçeğini alıyorlar. Dişi hurmaların çiçeklerini yanına bağlıyorlar, ona tebir derler. Rüzgar esliği gibi o erkeğin çiçeğinin tozları dişinin tozlarına tesadüf eder, hurma çok olur. Resulullah Efendimiz bunu gördü. Gördüğü gibi dedi ki bunun ne faydası olacak, mükedder neyse o olur demiş dedi. Yani aşının hurmanın çok olmasına bir tesir olmaması gerektiğini. Çünkü Cenab-ı Hak ne tekbir etmişse o olur dedi. Buna benzer diyor. Sonradan o sene hurmalar az oldu. Dediler ya Resulullah işte biz eşittik senin bu sözün, onun üzerine hurmalar aşı yapmadık, bu sene hurmamız az oldu. Sonra dedi ki, ben vahiy terkiyle bunu söylemedim. Ben bir fikir terkiyle söyledim. Bu işin erbabı sizsiniz, eğer zarar veriyorsa, aşılamamak zarar veriyorsa, aşıya devam edin dedi. Onun gibi diyor. Bu da Resulullah Efendimiz ilk önce hamile kadına tekerrüp zarar verir diye hatırına bir şey geldi, nehyetti. Sonradan baktı ki, bu Faris yapıyor, Rum yapıyor, zarar vermiyor. Öyleyse zararı yok dedi. Şimdi o tebir-ül nakli rivayet ediyor. فَاِنَّهُ قَدْ حَدَّسَنَا يَزِيدِ بْنُ سِنَانِ. İmam-ı Sahavi Yezid-i bin Sinan rivayet eylemiş. قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ عَمْرِ قَالَ حَدَّسَنَا اِسْرَائِيلُ قَالَ حَدَّسَنَا سِمَاكٌ عَنْ مُوسَى بِنِ طَلْحَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ مَرَيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَخْلِ الْمَد۪ينَةِ. Talha diyor ki ben Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Medine hurmalıklarına gittik. فَاِذَنْ اُنَاسٌ فِي رُؤُسِ النَّخْلِ. Baktık ki bir takım adamlar hurma ağaçlarının üzerindeler. يُلَقِّحُونَ النَّخْلَ. Aşılıyorlar. Herkese onun öyle olur. Şimdi bu erkek hurmalar başkadır, dişi hurmalar başkadır. Çeyirdekten biten bir hurma erkek olur. İncil'de de öyle. O yana erkek. Onun çiçek açar, hurma vermez. Yalnız çiçek açar. Öteki dişi hurmalar, hurma ağacının kökünden 3-4 tane, 1-2-3-4 tane böyle bir domurcuk gibi çıkar, biraz büyür. Onlara bint derler. Yani onun yavrusu. Onu ağaçtan hafif ağacın kendisine zarar vermeyecek şekilde o binti onu keserler, koparırlar. Onu getirirler. Dikerler ayrı bir yere, o büyür. İşte o dişi hurma.
Öteki erkek hurmanın çiçeğinden bunun çiçeğine bağlamasansa hurma iyi olmaz. Bunları gördü. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz dedi ki مَا يَسْنَعُ هَاُولَى Bu adamlar ne yapıyor diye sordu. فَقِيلَ دَنِلْدِ ki يَاخُذُونَ مِنَ الزَّكَرِ Erkek hurmadan alıyorlar. فَيَتِعَلُونَهُ فِي الْاِنْسَاءِ İnsanın çiçeğinin arasına koyuyorlar. Onu da yani yine o çiçeği alıp da o çiçeğin içine tozlamıyor. O ağacın bir yerine bağlıyor, rüzgar geldikçe sağa sola onu serpiliyor. فَقَالَ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ dedi ki مَا أَظُنُّ ذَٰلِكَ يُعْنِي شَيْئًا Zannetmem ki bu bunlara bir fayda verir. Yani bu çiçeği böyle yaptıklarından kurması fazla olur bunlar. Zannetmem bunun böyle bir şey olmaz. فَبَلَغَهُمْ Ashab-ı kiramı işittiler. Resulullah Efendimiz böyle dedi diyor. فَتَرَكُوا اُمَدُمْ Resulullah böyle dedi, aşının faydası olmaz, terk ettiler. Resulullah Efendimiz'in ağzında ne söz çıktıysa hemen imtisal, hemen tatbik. En ufak şeye kadar bunlar tecrübe etmişler. Babalarından, dedelerinden gelmiş. Aşı yapıyorlar. Ha, Resulullah Efendimiz bir fikir beyan etti. Zannetmem ki, vahiy de değil. Zannetmem ki bu bir faydası olan. Madem Resulullah'ın ağzından çıktı, bitti. Onun için derler ki, ashab-ı kiramın imanı dağlar gibi, rüzgar ne kadar esse, ne kadar fırtına gelse, dağı sallayabilir mi? Sallayamaz, kerhevasak yani sabit kılın, dağlar gibi, onların imanları dağlar gibi. Bizim imanlarımız da ağacın, ince ağacın yaprakları gibi, hafif bir rüzgar geldi mi sağa gider, o taraftan gelmiş sola gider, bizim imanımız da bu. Onun için, demişler ya, hiçbir sahabenin imanına, hiçbir velinin imanı ulaşamaz. En büyük veliyi getirsen, en aşağı derecedeki bir sahabenin imanına ulaşamıyor. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh hakkında da Peygamber Efendimiz dedi ki, Ebu Bekir'in peygamberlerden sonra güneş, Ebu Bekir'den daha efter bir kimsenin üzerine doğmamıştır. Enbiya'dan sonra. Onun da iman kuvvetinden dolayı, yoksa emeli çok, çok namaz geliyor, çok oruç tutuyor, çok hayrat yapıyor. Bundan dolayı değil. İman kuvveti. İman kuvvetinden. Şimdi bu ashab-ı kiramın en efdali Ebu Bekir oluyor. En aşağısı da Vehşi oluyor. Ashabın içinde diyor. Çünkü onun katlini emretmişti. Peygamber Efendimiz'in emucesini öldürdüğünden dolayı. Sonra tevbe etti. Onu imanını iman etmesini kabul etti ve katletmekten vazgeçti fakat gözüme görünmesin dedi burada. Öyle ama ehli sünnette diyor ki en aşağı derecede vahşidir. Öyleyken en büyük velinin imanını alsan vahşinin imanını tutmaz diyor. Allah-u Teala peygamberi nasıl bütün ümmeti Muhammed içinden seçmiş tek yaratmış, eshabini de bütün nas'tan seçmiş tek yaratmış hesaplardır. Hesapların hepsi bir derecede değil. Yani en aşağısının derecesine sahabi olmayan bir veli çıkamıyor. Size bir misal daha. Veysel Karani o kadar duası müstecab edildi ki Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Peygamber Efendimiz dedi gidin Veys'i yolda bulun, dua etsin. Onun duası müstecaptır. Halbuki Hazreti Ömer, Hazreti Ali cennetiyle müjdelenmiş. Öyle buldukları halde gidin onun duasını alın. Niye? Cenab-ı Hak ona bir meziyet vermiş. Anasını müti olduğundan dolayı duası müstecap. Onlar gittiler, yolda Veysel Karani'yi buldular. Veysel Karani'nin duasını aldılar. Halbuki Veysel Karani sahabi değil. Onun için Veysel Karani bu dereceye erdiği halde bir vahşinin derecesini idrak edemiyor. Niçin? Peygamber Efendimiz'in bir çizgi çizgi içerisine var ya, halka, sahabe halkası, o halkanın içinde. İşte o halkanın içinde bir ötekiler dışında. Onların da dereceleri var. Dedi. Şimdi onlar Resulullah Efendimiz'den bunu eşidir, eşitmez hemen terk ettiler. Şimdi bizim başımıza hadis geliyor, ayet geliyor, ulema beyan ediyor, gene vazgeçemiyoruz. Ondan sonra da benim imanım da öyle imandır dedi. Ya in küca o an küca. Farisi'de derler ki in bu demek. Bu nere, o nere.
herhangi bir zaten vahiy terbiyede gelen de öyle. Hemen imtisal ederdiler. Şimdi bunu da hemen böyle yaptılar. فَبَلَا ذَٰلِكَ النَّبِيِّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz'e haber geldi ki senin bu sözün üzerine bütün hurmaların aşılanmasını terk ettiler. فَقَالَ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ dedi ki اِنَّ اللّٰهُ وَظَنُّ زَنَنْتُهُ Bu bir vahiy değil. Ben helal haram da bilmiyorum. Bu bir zan, bu bir fikir. Ben öyle zannettim, bunu söyledim. اِنْ كَانَ يُونِي شَيْئًا Yok, bağışlamanın faydası var ise ki onlar bunu daima yapmışlar, faydasını görmüşler. Böyle bir şey varsa فَلْيَسْنَعُهُ işlesinler. Ben böyle bir zannettim. Yapmayın diye emretmedim. Onlar tecrübe etmişler. Biliyorlarsa aşılarına devam etsinler. فَاِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِسْلُكُمْ Ben de sizin gibi bir beşer. Allah-u Teala bildirmezse ben de bir şey bilemem. Allah-u Teala bildirir. Bildiriyor da ben biliyorum. Bildirmese sen nasıl bilmiyorsun? Resulullah Efendimiz öyle bilmiyor. Evet. وَاِنَّمَا هُوَ ظَنُّ ظَنَنْتُهُ Ben bir fikir, bir zan yaptım. وَظَنُّ يُخْطِئِ وَيُصِيبِ Bir adamın zanni ya hata eder, ya isabet eder. Bazen doğru çıkar, bazen çıkmaz. وَلَاكِنْ مَا Resulullah Efendimiz gerisinde diyor ki her işi böyle zannetmeyin. وَلَاكِنْ مَا Lakin şöyle bir şey ki قُلْتُ لَكِنْ Ben size dedim ki Allah, Allah-u Teala böyle buyuruyor diye size tebliğ ettim mi? فَلَنْ اَكْتِبَ عَلَى اللّٰهِ Ben Allah'a yalan söylüyorum. Ben Allah'ın emrini gönderip, tahrip edip size söylemem. Yani Allah'tan, Allah-u Teala böyle buyurdu dedi mi anlayın ki bu hakikattir. Hiçbir yalan bir şey araya girmemiş. Yoksa bu belki bir fikirdir dedi. Onun başka misalleri de var ya, Bedir'de gittiler, baktılar Kureyş çadırlarını kurmuş. Oraya ziyaret edenler giderler, orada bir hurma bahçesi var. Hurma bahçesinden az o yanıda bir deremsi bir yer var, oradan da tepeler var. Kureyş Mekke tarafında kurmuş, o düzlüge çadırlarını kurmuşlar. Her tarafı tutmuşlar. Bunlar da beni tarafta, Medine tarafında bir çöle kurdular. Çadırlarını harbe başlayacaklar. Münzir ibn Ebil Hübab geldi. Ensardan dedi ki Ya Resulallah, Cenab-ı Hak mı emretti burada ordunun vurulmasını yoksa sen mi düşündün böyle? Dedi ki yok, ben öyle düşündüm. Cenab-ı Hak bir vahiy etmedi. Şurada durun, şurada kalın diye bir şey yok. Ben öyle düşündüm. Öyleyse Ya Resulallah, burası her biri değil. Bizim ayaklarımızın altı kumdur. Düşmandan karşı karşıya geldik mi, kum kayar, kulesi mühkem vuramayız. Şu karşı tarafta kum yok, sert. Orada olalım ki ayaklarımızı yerden mühkem tutalım ki kulesi kuvvetli vuralım. Peki dedi Resulullah Efendimiz. Hemen orduyu oraya nakletti ki, orada böyle hafif bir deremsi bir yer var. Ondan sonra öte tarafı da yamaç. Oraya naklettiler. Halbuki yani insan kendisine baksa der ki, bunlar geldiler, kendilerini muhasaraya koydular. Öteki koskoca düzler küffarın elinde kalıyor. Onlar çukura düşüyorlar. Çukur o. Şehit olanların yeri baktınız mı? Evet, çukuru. Yani akıl değil ki burada ordunun kalınması değil. Halbuki Peygamber Efendimiz'e itiraz etmedi. Münzir bin Habbab'ın sözünü ki orada. Sonra o susuzluk da var. Kuyuları şeyler almıştı. Kureyş almıştı. Bundan sonra Cenab-ı Hak bir rahmet de verdi. O susuzluk meselesi de halloldu. Evet. Şimdi bu da onun gibi. Bu bir hadis. Haddesena Yezidu, kâle haddesena Ahmet ibn-i Abde, kâle akberena Hafsü ibn-i Cümeyye, kâle haddesena Sımâkü ennehu semi'a Musa ibn-i Talha, yuhaddüse an Nebi'ye an Nebi'yi sallallahu aleyhi ve sellem, istav aynen bu hadisi içerikli, başka senetini zikredelim. Haddesena Yezidu, kâle haddesena Ebu'l-Velid ve Yahya ibn-i Hammad, kâle haddesena Ebu Avane an Sımâkü ibn-i Had, an Musa ibn-i Talha, an Ümmü'yi an Nebi'yi sallallahu aleyhi ve sellem, فَحَدَّسَ مِسْلَهُ Evet. Musa ibn-i Talha yukarıda babasından rivayet ediyordu. Burada da anasından rivayet ediyordu. Aynı hadis-i şerif. حَدَّسَنَا اَبُوْ بَكْرَ فَقَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ دَاوْدَ قَيَالِ سِلْهُ قَالَ حَدَّسَنَا الْبَعْوَانِ عَنْ سِمَّكْ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِسْلَهُ İşte bu hadis-i şeriflerin hepsi bu. Ben bir zannettim, eğer hurma aşılaması fayda veriyorsa terk etmeyin, aşılayın. فَاَخْبَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz haber verdi ki, هذا الحديث bu hadiste ki, اَنَّمَا اُلْبِشَيْكِ قَالَهُ Onu buyurdu, مِنْ جَاهِ الظَّنْ Zen cihetiyle, kendi fikir itibariyle buyurdu,
فَهُوَ فِيهِ كَسَائِرِ النَّاسُ الْغُنُونِينَ Diğer nas gibidir. O diğer nas nasıl kendi zannlarında, fikirlerinde bazen isabet ederler, bazen hata ederlerse Resulullah Efendimiz de zan cihetiyle buyurdu, o da böyledir. وَاَنَّ الَّذِي يَقُولُهُ وَالْبِشَيْكِ der مِمَّا لَا يَكُونَ عَلَى خِلَافِ مَا يَقُولُهُ Evet. Gerek mana verelim ki وَاَنَّ الَّذِي وَالْبِشَيْكِ يَقُولُهُ Peygamber Efendimiz onu der. O da ne der? مِمَّا bir şeydendir ki لَا يَكُونُ O dedi bir şey olmaz. عَلَى خِلَافِ مَا يَقُولُهُ Dediğinin hılafını olmaz. Bir şey ki o dediği aynen çıkar. Tersinizi çıkmaz. Evet. Huve. İşte o söylediğinin hılafına çıkmaz. İlla dediği gibi çıkan şey nedir? Ma bir şeydir ki yekûlu anillâh azze ve celle. Allah-u Teala'dan geliyor, vahiy tarifiyle beyan ediyor. O vakitte Resulullah Efendimiz Allah tarafından gelen bir emri söyledi mi onun hılafı olmaz. Olur, bir çıkar. فَلَمَّا كَانَ نَهْيُوَ عَنِ الْغَيْلَىٰ Peki şimdi bunları cümle-i müferizi olarak getirdik. Peygamber Efendimiz vaktaki gayleden nehyiledi. Yani hamile kadını tekerrükten nehyiledi. Ne vakitte nehyiledi? لَمَّا كَانَ خَافٍ مِنْهَا عَلَىٰ اَوْلَاتِ الْحَوَامِ Hamile kadınların rahimlerindeki çocuklardan korktu, onlara bir zararı olur diye nehyiledi. ثُمَّ اَبَاحَهَا Ondan sonra da bunu mübah kıldı. Niçin? Ne vakit? Zemma alime vakteki bildi ki enneha la tedurruhu. Bu işlere vermiyor onlara. Öyleyse mübah kıldı. Delle zâlik. Bu delalet etti ki alâ ennemâ ulbişeyki kâne neha anhu. Peygamber Efendimiz nehyeyledi. Bu lem yekun olmadı min fikrillâhi azze ve celle. Allah-u Teala'dan vehiy olmadı. Ve ennehu lev kâne min fikrillâhi azze ve celle. Allah tarafından bir vehiy olmuş olsaydı فَكَانَ يَقِفُوا بِهِ عَلَى حَقِيْبَةِ زَادِ Peygamber Efendimiz bunun da bunun hakikatine vakıf olurdu. Allah-u Teala'dan geldi mi bitti. Haram haram daha bunun mübah kılmazdı. وَلَكِنَّهُ مِنْ قِبَلِ زَنِّهِ Lakin zenni cihetinden bunu lehyetti. Hamile kadınlara tekerrüb etmeyin. Bu fikri zan tarifiyle oldu. اَلَّذ۪ي قَدْ وَقَفَ بَعْدَهُ O nehiden sonra Peygamber Efendimiz vakıf oldu, anladı ki اَلَا اَنَّ مَا فِي الْحَقِيكَةِ Hakikette olan şey, o da neden? مِمَّا نَهَا مِمَّا بِي شَيْدَنْ كِ نَهَا نَهِيلَدِ اَمَّا نَهَا عَلْهُ نَهِيلَدِ بِي شَيْدَنْ مِنْ ذَٰلِكِ işte bu meselede مِنْ اَجْلِهِ وَاَجِلْدَنْ ki yani kadınların rahimdeki çocuğa zarar verir, onun için ben bundan nehyediyorum, bu hakikatte Ne oldu? بِخِلَافِ مَا وَقَعَ فِي قَلْبِهِ مِزَانِ Peygamber Efendimiz'in kalbine fütur eden hılaf oldu. Evvela kalbine fütur etti ki bu çocuklara zarar verir. Sonra hakikatte anladı ki ben bunu düşündüm, çocuklara zarar verir dedim ama bir de baktım ki koskoca Türk hükümeti var, koskoca Rum hükümeti var, milyonlarla halk var, bunlar bu işi yapıyorlar, çocuklarına zarar vermiyor. Öyleyse Bu da zarar vermez. Diye mi baktın? فَسَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ Öyleyse bizim bu zikrettiğimizde sabit oldu ki اَنَّ وَقْفَ الرَّجُلِ اِمْرَأَتَهُ وَأَمَتَهُ حَامِلًا Bir adamın kendi ailesine tekarrub etmesi yahut cahilesine tekarrub etmesi ki o da hamildir. حَلَالٌ وَتَكَرُّبْ Halaldır. لَمْ تَحَرَّمْ عَلَيْهِ قَطُّ وَنَا حَرَمْ Asla haram değildir. وَهَذَا قَوْلَ اَب۪ي حَنِفَةَ اَب۪ي يُسُفْرَ مُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ Bu üç imamın kavli de budur.